Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalım Berle Topla Çalkalı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni haftanın haftalık planını birlikte hazırlayacağız. Geçen haftanınkini de birlikte yapmıştık. Yine Met Notebook'umu kullanıyorum ki sene başından beri bu ajandamı kullanıyorum zaten haftalık ve aylık planlarım için. Bu hafta ve geçen hafta bolca çiçekle uğraştığım için şu çiçekli saksılı etiketlerimi kullanmayı düşündüm. İrili ufaklı olanları var. Bazı yerlerde dekoratif amaçlı kullanacağım bunları. Bunlarla uyumlu olabileceğini düşündüğüm parçalara bakarken de ofiste güz etiket setlerinden bazı parçaları buldum. Buradaki küçük işlevsel ikonları kullanabilirim. Renk olarak uyabileceğini düşünüyorum. Morla birleştireceğim çünkü. Mor, yeşil ve kahverengi olarak düşünüyorum. Şuradaki simli çeyrek kutuları, buradaki bazı yazıları, yine aynı şekilde simli çeyrek kutuları, kontrol listesini, çiçeklerimi sulayabilmek için gereğinden fazla su verdiğim için benimkinler birazcık böyle şey oluyor, kötüye gidiyor gibi oluyor. Onu kontrol altında tutabilmek için ve kontrol listelerinden de simli olanları kullanmayı düşünüyorum. Bu arası yazanlarda okulda olduğum günleri belirtmeyi düşünüyorum. Burada da dalgalı bordürlerimiz var. Yine bunları da dekoratif amaçlı kullanmayı düşünüyorum. Ola ki biraz nokta eklemek istersem kendi hazırladığım etiketlerden şu morlar uyumlu olabilecekmiş gibi geldi bana. O yüzden onları da getirdim. Şimdi bunları kenara alayım. Geçen hafta ve küçük ajandamda yazın haftalık planımı yaparken günlerimi bu şekilde böyle boyalı kalemle geçiyordum. Çok hoşuma gidiyor. Bu hafta yine aynısını yapacağım. Toplamda 8 dakika zamanım var arkadaşlar. Videoyu yüksek kalitede yüklersem sadece 8 dakikam oluyor. Düşük kalitede yüklersem zaman biraz artabiliyor. Yüksek kalitede olmasını istediğim için de zamanım kısıtlı. O yüzden bu günleri kalemle geçme kısmını kamera arkasında yapacağım. Uç tarafına biraz yeşil, dip tarafına da biraz kahverengi alacağım. Bu şekilde üstlerini geçeceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Günlerimi boyadım. Etiketlerimden de hangilerini hangi kısımlara koymam gerektiğini kafamda bir tasarladım. Şuraya. Bu arada bugün çarşamba. Videonun başında söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. İlk haftanın ilk yarısını tamamen buraya koyacaktım ama kısmı alayım. Neyse, örtülsün 36. hafta yazısı. O örtülmesin diye bayağı bir meşakkat çekiyorum 2 haftadır. İlk haftasında yapmış olduklarımı yazacağım. İlk yarısında. İkinci yarısı içinde planlarımı netleştirerek yazacağım. Günlük yapılacaklar listemi, planlarımı da yazmıyorum artık arkadaşlar. O gün sabah kalktığım zaman yazıyorum. Pardon, kaydırmışım bayağı. Bu şekilde daha rahat oluyor benim için. Daha gerçekçi oluyor planlarımı tasarlamak. Hemen şu kısma da bir şey koymak istiyorum ama şu saksılardan koymak istemiştim hatta. Gri gibi. Bu hiç planladığım gibi olmadı. Tamam. Bunu plan bittikten sonra yerleştirebilirim galiba. Yani öyle yapayım. Çok da fazla zaman kaybetmeyelim. Buraya ders saatlerimin aralıklarını yazdım. Onları hemen yerleştiriyorum. Hatta şu gün yazının yan tarafına yerleştirebilirim. Bu sayede yapılacaklar listemiz için burada bolca yerim kalmış olur. Salı günü nöbetçiyim. O yüzden erken gidiyorum ve geç çıkıyorum. Ve dün nöbetçiydim işte. O kadar kötüydü ki Allah'ım, çocukların hepsi jingle jingle. Okul disiplini, düzeni, her şeyi unutmuş durumdalar. Bir şeyi 1000 kere söylemek gerekiyor falan böyle. Gerçekten zor. Hele ki sosyal mesafe... Ay, çarşambaya koydum. Çarşamban boş. Hele ki sosyal mesafe, maskeyi düzgün kullanma, işte birçok şeye dikkat etmeleri konusunda o kadar zorlanıyoruz ki. Anlatamam. Gerçekten arkadaşlar çok fazla zorlanıyoruz. Allah kolaylık versin hepimize, tüm meslektaşlarıma. Tabii anne babalara da. Onlar da evde aynı zorluğu yaşıyorlar artık eminim. Dışarı çıkıyor artık çünkü çocuklar okula gidiyorlar, geliyorlar ve sürekli bir şeylerini temizlemelerini beklemek zorunda aileler maalesef. Kontrol listelerimde simlileri kullanacağım dedim ya arkadaşlar, simlileri kullanasım gelmedi şu anda. Yani çok ne denir, doğal bir tonlama oldu. Hatta mor bile kullanmak istemiyorum şu anda. Kavun içi ve açık kahverengi olan kontrol listelerimden yerleştireceğim. Pazartesi günü neyim vardı? Çok fazla bir şey yaptım mı yapmadım mı onu hatırlamıyorum ama şuraya uzun bir kontrol listesi koyacağım. Yoksa kısa mı koysam? Emin olamadım.
Salıya kesinlikle kısa koyacağım. Çünkü dün o kadar halsiz ve kötüydüm ki. İşte annemle konuştum, ablamla konuştum ama sonra erkek kardeşimle konuştum. Ama boğazım çok kötüydü. Maskeyle birlikte çocuklara kendimizi duyurmaya çalışmak gerçekten çok zorluyor. Çok zorluyor. Bugün daha fazla işim vardı. Perşembe okul dönüşünde birkaç parça yine yapmak istediğim şey var ama şöyle şuraya ekleyeyim bu diğerinden kalanını. Pazartesi için dediğim gibi uzun bir liste ekleyeceğim. Onu nereye koydum? Pardon. Hem de şu arka tarafta çok fazla su kullandığım için boyaları buraya geçirdim. Onu da birazcık kapatmış oldum oraya o listeyi koyarak. Bunun haricinde çiçeklerim için sulama kontrol listesini de hemen ekleyeyim. Onda da morları kullanmayı düşünmüştüm ama hemen açık tonlarını getirip geleyim bir dakika. Kahverengi olanlarından yok. Yapmamışım zaten. Ay burayı sinema etiketi. Şu açık pembe olandan kullanacağım. Acaba yeşilden mi kullansaydım? Neyse. Biz bayağı kalabalığız evimizde. O yüzden bu listeyi buraya koyabilirim esasında. Burayı da çok fazla doldurmamış olurum. Şuraya da biraz önce çiçek koymak istemiştim ama çok fazla çiçek üst üste olacağını düşündüğüm için vazgeçmiştim ya. Onu öyle değerlendirmiş olayım. Bir tane de koyu mor koysam çok şey olacak. Tamam. İki tane açık pembe. Evet. Çiçeklerimin her birinin ismi var. İsimlerini yazacağım. Her biri için farklı sıralama işaretleri yapıyorum. Geçen hafta da bu şekilde yapmıştım. Birine yıldız, birine çarpı koyuyorum. Hangi gün hangisini suladıysam ona göre işaret koyuyorum. Rahat oluyor benim için. Bunun haricinde neyim var? Şurada yapmış olduklarım ve burada yapılacak olanlar var. Kurşun kalemim diyorum pardon. Tükenmez kalemimle hemen onları yazayım hızlıca. Şu kısma ve şu kısma etiket ekledim arkadaşlar. Bunları eklerken de aklıma güzel bir şey geldi. Acaba dedim iki parça halinde mi yayınlasam videoyu? 8-8 dakika arka arkaya aynı gün yayınlayabilirim. Ve bu şekilde yapmaya karar verdim. Çok da fazla böyle her şeyi sıkış sıkış yapmamış olurum bu sayede diye düşündüm. Şimdi çiçeklerimin isimlerini dediğim gibi buraya yazacağım ve işaretlerini hemen... Tospik'e yıldız vermişim. Minnoş'a çarpı. Sonra Hesleyenime artı demişim.